Çözülmesi imkansız satranç problemlerinden tekrardan merhabalar. Bugünkü problemimizde hamle sırasının siyahta olduğu bir konumdayız. Ve beyazlar kale filin yanında iki tane piyonu olduğu için şu an beyazların iki piyon üstünlüğü var. Bu ne demektir? Eğer beyazlar kale ya da fili değişebilirse yani oyun sonuna kalabilirse buradaki iki piyonla basit bir şekilde oyunu kazanacak. Ancak dediğim gibi hamle sırası siyahlarda size soruyorum. Burada siyahlarda sıra olduğunu söyledim. Siyahlar bu konumu berabere yapabilir mi? Yoksa her şeye rağmen beyazlar mı kazanır? Lütfen şu an videoyu durdurun. Kesinlikle oynatmayın ve kendi başınıza bulmaya çalışın siyahın en iyi devam yolunu. Evet, ee, dilerseniz cevaba geçelim arkadaşlar. Onun öncesinde şunlardan bahsedelim biraz. Atıyorum fil G4 gibi bir hamle yaptınız. Basitçe fil G4, şah G4 alacağım. Ve bu konum bakın... Basitçe kazanacağım. Ha şu oynayacağım. İşte şarjı geleceğim. Sonra kaleyle şah çekeceğim mesela şahın olduğu yataydan. Ve şahı sürükleye sürükleye ee, ne yapacağım? Oyunu kazanacağım. Asıl güzel kısım burası değil zaten. Merak etmeyin. Atıyorum ne bileyim kaleyle bir hamle yapın. beklemem hamle satıyorum. Böyle bir şekilde bekleyelim. İşte kaleyi açabilirim ileri A2'ye. Sonra şahı F2'den G3'e gelir. Yine kaleyi A5'e gelirim. Ve son piyonların kullanarak yine bir ilerleme kaydedebilirim. Ve yine kazanabilirim. Ancak siyahlar burada Efsane bir plan buluyor. Önce kale a şah çekmiş. Beyazlar mecburen kale F1 kapatmak zorunda çünkü şahın kaçabileceği herhangi bir nokta yok. Kale F1'e kale çarpı F1 almış. Şah çarpı F1 ve böyle bir konumda kalmış sevgili arkadaşlar. Ki başlangıç konum bilgisayar bile çözemiyor. Bu konuma sizce, bir kere daha videoyu durdurun hani buraya kadar gelmiş olun. Sizce siyahlar nasıl devam edebilir? Bu konumda beraber yapabilir mi? Kesinlikle bulana kadar videoyu devam ettirmeyin. Evet. Pes edenler için şu an cevabı gösteriyorum. Eğer siyahlar burada yine şah e 4 gibi bir hamle yaparsa. Mesela bekleme hamlesi atıyorum. Şah f2 e oynarız. Yine g3, h4. Piyonlarımızı siyah kalere koyarak basit bir şekilde oyunu kazanırız. Ancak siyahın buradaki fili, fikri efsane ötesi bir fikir. Siyahlar fil H3 koymuş ve hakikaten ben satranç oynuyorum diyorsun ya. Çünkü G çarpı H3 almazsak örnek veriyorum şah F2 oynarsak fil çarpı G2 fille de da şah alındığını düşünelim. Önemli bir pozisyona ulaştık. Köşe piyonu pozisyonu. Artık buradaki piyon vezir çıkamıyor sevgili arkadaşlar. Satranç da bilmeniz gereken en önemli oyun sonu fikirlerinden biri. Bakın mesela işte şah 6 gelecek siyahlar. Şah G3'e ne bileyim. Şah 7 Mesela sürmeye çalışın. Bakın siyahlar basitçe Şah g 8 Şah 8 bekliyor. Herhangi bir hamle yapmıyor. Siz istediğiniz kadar piyon sürün beyazlarla. Ve son kısma geldiğinizde H7 süremiyorsunuz. Çünkü Şah 8 var. Bu piyonu korumak için Şah 6 gelirsek de siyah şahın herhangi bir hamle yapması mümkün olmadığından ve beyazlar bir şah çekişinde bulunmadığından konum pat diye tabir edilen beraberlikle sonuçlanacaktır. Bu sebeple köşe piyonu eğer ki bu fil Köşe piyonun son çıkacağı kare olan bakın H8 karesi bu konumda. Bu kareyi kontrol edemiyorsa yani siyah kaleleri kontrol eden bir fil değilse bu konum beraberim. Siyah kaleleri kontrol eden bir fil ise bu konum beraber değil. Çünkü beyazlar bakın basitçe fil 4 gelecek ve siyah şığın H8'e saklanmasına izin vermeyecek diyoruz. Evet geri geliyorum sevgili arkadaşlar. Ve bu konumda file şişe eğer burada beyazlar Şah F2 gelince fil G2 sürelim. G çarpı H3 alırsa bakın yine bir köşe piyonu oldu. Yine G altında bir piyon yok. Dolayısıyla iki tane piyon olduğu durumlarda H7'ye kadar piyon sürdükten sonra yine bir şey elemeyecek beyazlar. Örnek veriyorum Şah H6. Şah G2. Şah G7. H4. Şah 8 Şah G3. Bakın beyazları seri bir şekilde yaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Şah G4. Şah G8. Bu sorunun sonunda da bir tane Liches'ten bonus soru çözeriz isterseniz. Şah G8, Şah G6, Şah 8 Bakın bu piyonu da sürün isterseniz ama herhangi bir ilerleme kaydemiyorsunuz. Çünkü köşe piyonun olduğu e, yatayda e, son kareyi kontrol edecek bir fil yok. Dolayısıyla bu şah hep bu köşeye saklanmak isteyecek. Piyonun önüne gelmek isteyecek. Evet çok güzel bir soruydu. Çok kısa baştan tekrar ediyorum soruyu. Önce burada kayağı bir oynadı siyahlar. Kale abi hamlesine. Kale F1 kapattı bak zorunda beyazlar. Kale çarpı F1, şah çarpı F1 ve burada asıl soruyu sormama sebebiyet veren hamle flash 3 çift ünlem. Pardon flash 3 çift ünlem. Buradaki G piyonu oynatmıyoruz. Yani bu piyondan kurtulmamız lazım çünkü köşe piyonu kazanmıyor. G piyonu sadece tehlike yaratan piyon. Buna şah F2 oynarsak F çarpı G2 piyondan kurtuluyoruz. Eğer beyazların kendisi F G çarpı 3 olursa bu sefer bakın 3 tane taşı var şahın yanında. O 3 tane taşa rağmen oyunu kazanamıyor diyoruz. Ve bir sonraki soruya hemen geçiyoruz. Lichess'in bir sorusu olsun bu soru. D çarpı E4 alınmış. En son hamle sırası beyazlarda beyazlarla nasıl oynarsınız diye soruyor Lichess. Şimdi burada 2 kareye 1 fil, 2 kareye 1 at var. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6 siyahlar 1 piyon önünde. Eğer kare D8 alırsak E çarpı F3 alacak. Kare çarpı A8 alabiliriz. O da aldığı zaman F6 boşta. Dolayısıyla doğru cevap kare çarpı D8'dir. E, fil çarpı F6 alınca bir şey elde etmiyoruz f Ben kare çarpı D8 alıyorum. E çarpı F3 bakın şimdi. Bu kale hem A8'i hem de F6'yı kontrol etme görevinde. Yani birden fazla görevi olan bir taş varsa bu taş üzerine yüklenmek gayet mantıklıdır. Burada o yüzden basitçe kare çarpı A8 alıyoruz. Rakip de kare çarpı 8 aldığı zaman fi çarpı f6 alıyoruz. İsterseniz birkaç soru daha çözebiliriz. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Kale f5 alınmış. Bu pozisyonumuzda beyazlar 2, 4, 5, bir piyon önünde. Siyahların 4 piyonu var. Ancak siyahların birinci yatayda ciddi bir sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Koridor matı olabilir. Yani kale bile mesela bu fil eğer c kontrol etmiyor olsaydı mat olacaktı. Dolayısıyla aslında bu fili... Yani kurtulan bir hamle gayet mantıklı. Evet şu an cevabı ben buldum. Büyük ihtimalle cevap fil G5. Çünkü fil G5 ile birlikte hem E6'daki kaleye saldırıyoruz. Hem de eğer rakip kaleye 8 alırsa kalece bir mat ediyoruz. Ama fil G5'e rakip kale F7 şah çekebilirim. Onu da düşünmekte fayda var. E, kale F7 şah çekerse şah G8 kaçarız gibime geldi. Fil F8 de olabilir aslında. Neyse ben ilk aklıma gelen hamle olan fil G5'i denemek istiyorum. Deneyeceğim. En iyi hamle dedi. Beğendi hamlemi. Şimdi burada Hata yapmamam gerekiyor. Şah 8 ya da şah G8 ikisinden biri hatalı olabilir. Şah G8 geleceğim. Neden şah G8 geleceğim? Çünkü buradaki kaleye saldırmak istiyorum. Şah G8 geldim. Kale G7 şah çekti. Bunu gelirsem kale çarpı G5 var. O yüzden şah F8 gelemiyorum. Açarak çok ciddi bir tehdit var. O yüzden şimdi ben H8'e geleyim diyorum. Evet şu an en son fil çarpı G5 alındı. C1'deki mat engellenmeye çalışıldı. G5'teki fil tarafından ama bu sefer E6'daki kale boşta. O yüzden Basitçe e alttaki kaleyi alıyorum ve oyunu noktalıyorum. Bir tane daha soru çözeyim. Yani bu soruyu çözmek yani biraz daha böyle zor bir soru istiyorum. At C6 gelinmiş. Bu konuda değerlendirelim. 2 4 6 2 4 6 piyonlar eşit. Saçlara bakalım. 2 kale 2 fil bir at. 2 kale 2 fil 2 at. 1 fil taşlar da eşit. Ancak F2'deki şahın etrafının böyle biraz çıplak olduğunu görüyoruz. E2, E3, F3, G3 ve G2. Yani bu karelerin hepsi çıplak kalmış konumda yani siyahlar eğer düzgün bir saldırı yapabilirse bu şahın zayıf konumdan ötürü ciddi şey elde edebilir. Ama hamle sırası beyazlarda. En son at c6 oynamış. Bunu alamıyor muyuz? Şimdi at c6 feda edilmiş aslında siyahlar tarafından. At çarpı c6 alırsak vezir çarpı f4 yok. E bedava at niye vermiş? Yani konum buymuş. At çarpı c6 almış. Neden at çarpı c6 alamıyoruz onu anlamadım. Önce g5 de sürebiliriz aslında buradaki vezirden kurtulmak için. Önce G5 sürüp sonra at 6 alabiliriz. Direkt at alamıyor olmamız lazım sorunun sorulmuş olması için. Vezir çarpı C3 mü var? Yani açık söyleyeyim pek bir şey anlamadım ama önce G5 sürerek buradaki vezirden ben kurtulmak istiyorum. G5 sürdüm beğendi. Vezir geri kaçtı artık C3 alamıyor. Şimdi at çarpı C6 bunu da beğendi. Bu da biraz kolaydı. Bir tık daha böyle zor bir soru istiyorum. İlk bakışta göremeyeceğim bir soru olsun. Kale çarpı A6 alındı. Bu konumda 2-4-5-2-4-5. 2, -4 -5, 2 -4 -5. İki kale bir fil 2 kale 1 fil. Şimdi yine siyah şahta ciddi bir sıkıntı var aslında. Yani bizim şahımız daha zayıf. Siyah kaleleri kontrol edemiyoruz. Siyah filimiz yok. Beyaz filimiz var. Evet bu fil G2'ye vurabilir. Şah çarpı G2, vezir çarpı G5, vezir kazanabiliriz. Ancak buradaki fil var. Yani demek ki ben bu filden kurtulursam sonra fil çarpı G2 feda dersem basitçe vezir kazanacağım. Ama bu filden kurtulmanın bir yolu yok. O zaman demek ki bu plan işlemiyor. Yani işlemiyordan ziyade daha iyi bir plan bulmam lazım. e filden kurtulamıyorum. Elinde ne var diye bakıyorum. B hattı var. Şimdi B hattını ee, kullanacak bir durumumuz da yok. Çünkü buradaki kaleyi saptıramıyoruz oyundan. O zaman başka bir şey var diyorum. Hemen A8 ve H1 diagonalini yani şu zayıf çaprazı hemen çaktırmadan böyle bir kesiyorum ve şunu görüyorum. A6'daki kale ile G2'deki piyon arasında bir bağlantı noktası var. Ve satrançta işte bağlantı noktaları çok önemli. Bu bağlantı noktalarını iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Burada siyahlar videoyu bir durdurun isterseniz size sorayım. Burada siyahlar beyazların bu piyonla kale arasındaki bağlantı noktasının sizce nasıl kaliteli bir şekilde kullanarak buradan maksimum fayda sağlar ve maçı kazanır diyorum. Evet eğer ee, videoya devam ediyorsanız cevabı söyleyeyim. Burada benim gördüğüm vezir beyli gibi bir hamle çok mantıklı. Çünkü hem kaleye saldırıyorum hem de g2'ye bakıyorum vezirle ve çifte saldırı yapıyorum. İstersen aslında fil çarpı g2 vurup. Şah G2 vezir beyi de oynayabilirim. İstersen direkt Vezir Bey'de oynarım. İkisi arasında bir fark var mı? Şu an ben herhangi bir ikisi arasında... Ooo iki arasında Oo, çok önemli bir fark var arkadaşlar. Bakın dikkat etmeniz lazım. Eğer direkt Vezir Bey'de oynarsak rakip kale A2 geliyor. Hem kalesini kaçmış oluyor hem de G2 piyonunu savunmuş oluyor. Ben bunu istemiyorum. O yüzden önce fil çarpı G2 vuracağım. Almak zorunda. Bakın eğer almasaydı şah g gelseydi. Basitçe önce vezirleri kesecektim. Vezir C5, fil 5 Sonra G2'deki fille F1'deki kaleyi alacaktım ve kalite önünde kalacaktım. Şah almak zorunda. Artık bizim istediğimiz konum oldu. G2'de şah var. Altta kale var. Bey'de e şah çekiyorum ve en son bakın alttaki kaleyi de alarak soruyu çözmüş oluyorum. Umarım keyif aldığınız bir soru silsilesi olmuştur. Özellikle ilk soruyu çok önemsiyorum. O yüzden daha uzun atmaya çalıştım ilk soruyu. Bu seriden daha çok istiyorsanız videoya maksimum like'ı da bekliyorum. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.